kuşak kurduğu kerameti marifet, hazinesi bilgi, meyvesi dostluk ve sevgi olan tüm katılımcıları muhabbet etmesi. İnsanın özü ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıllıdır. Yaşam boyunca tüm katılımlar akıl gibi mal, edep gibi miras, iyi huy gibi doz, bilgi gibi şeref gibi. Bu hafta Medeni Kanun'un 96. yılı. Mustafa Kemal'e soruyorlar, medeniyet nedir? Alçak olmayan der. Namık Kemal'e sorarlar, medeniyet nedir? Su ve sabun. Temizlik yoksa orada medeniyet yok der. İşte Medeni Kanun 7 maddesi vardır. Hakların verilmesi, seçim hakkı, evlilik, zaman çağlayı, 7 dilinize oturmuştur. Hani deriz ya, nikahta der ya nikah memuru ve belediye başkanı her kimse imam, sizi karı koca ilan etti. Eşimize, eşitimize evlenirken karı koca deyince kimse itiraz etmiyor. Ama toplum içinde bu benim karı derse eve gidince hesap soruyor. Sen bana niye karı dedin? İşte Fatiha Suresinin son bölümü var. Mezar taşına yazıyor Zuhur'un Fatiha. Onun son bölümünde şöyle diyor. İnciler denizlerin kenarında olsaydı hanımefendi eşine kalmaz başka birileri alırdı. İncileri bulmak için denizin derinliğine dalmak gerekir. İşte o 7. bölümde şöyle diyor. Allah'ım beni nimet dertleri yoluna götür. Gazaba uğrayanları yoluna götürme. İşte o nimet nasıl elde ediliyor? Un, su, maya. Ne yapılıyor? Nimet olması için karmak gerekiyor. İşte karın lafı nimeti sağlamaktan geliyor. Ben hanımefendilere şükranlarımı arz ediyorum. Testinin içinde ne varsa o çıkıyormuş. Bir siyasi partilerimiz altı lideri altılı galyona benzetti. Peki Celal Bilgen niye benzetiyor? Celal Bilgen, lanenin tek soğan, tek gövde altı yaprağı var. Altı yaprağının epçet hesabına göre rakamları yazıp topladığınızda 66 ekliyor. Namlunun içinde altı yiyip altı set var. Tetiği çektiniz, borazı düştünüz. Hedefi ister bulur ister bulmaz Allah'a havale ettiğin demektir. Altı Allah demektir. 66 Allah'a havale ettik demektir. Ben bunu bilmeyenlere Allah'a havale ediyorum diyor. Ve küçücük bir dörtlü söylüyorum. Hasan Ali Yücel'den. Can Yücel diyor ki şiir, geçmişi en kolay anlatan yeni güzel bir dünyada yaşamak için söylenilir. Yaşamak, yaşatmak bizim işimiz, sizin işiniz. Asla haram lokma kesmez sizin işiniz. Her yerde bulunmaz sizin işiniz. Siz yeni yaşamın elemlerisiniz. Saygı ve muhabbet.